Evet, YouTube'da da yayın başlamış anladığım kadarıyla kahraman hocam. İsterseniz toplantıyı açayım ben. Tüm katılımcılarımız, öncelikle hoş geldiniz. Süleyman Demirel Üniversitesi, Yabancılar Eğitimi Bölümü Öğretmenliği Anabilim Dalı tarafından düzenlenen bu dönem üçüncüsünü yaptığımız webinarımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi öğrencilerimize bir anket yaptık. Bu dönem hangi konularda webinar almak istediklerine dair ve anket sonucunda öğrencilerimizin ihtiyaç duydukları en önemli alanlardan birisi yurt dışında hem eğitim hem de mesleki anlamda çalışma, iş olanakları anlamında bilgi almak istediklerini bizlere aktardılar. Biz de bu bağlamda konuyla ilgili yetkinliğinden dolayı Kahraman hocamızı Yabancılar Yüksek Okulu'ndan, kendisi de bizim ricamızı kırmadı. Öncelikle kendisine teşekkür ediyoruz. Kahraman hocam, isterseniz önce kendinizi tanıtarak başlayın. Ben size sözü vereyim. Şunu da eklemek istiyorum arkadaşlar. Teams üzerinden yorum sohbet bölümüne ya da YouTube'dan takip ediyorsanız eğer bu yayını, YouTube'da yorum bölümüne yine aynı şekilde yorumlarınızı yazarak, sorularınızı yazarak katılabilirsiniz. Kahraman hocamın sunumu bittikten sonra arkadaşlar o sorularınızı kendisine yönlendireceğim. Buyurun Kahraman hocam. Teşekkürler Ahmet Hocam. Şimdi önce kendimi tanıtayım. Aranızda beni tanıyan eski öğrencilerimiz var. Hatta şurada gözüme çarpan Mustafa çok çok eski öğrencilerimizden. Daha önce bu tarz deneyimler yaşamış öğrencilerimiz de var. Yabancılar Yüksek Okulu'nun müdür yardımcısıyım. Aynı zamanda İngilizce okutmanıyım. Kendim de daha önce öğrenciyken yurt dışına gittim geldim bu tarz olanaklarla. Şu anda çok çok daha fazlası var eskiye kıyasla. Bunlardan yararlanabilecek çok fırsatlar var. Bunlardan birkaçını, aklımıza gelenleri dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Ben çok fazla vakit almadan direkt başlayayım. Sunum gözüküyor sanırım. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi ben bunları biraz sıralamaya çalıştım. İlk önce Work and Travel'la başladım. Daha sonra Erasmus, IST, Fulbright'ın bir programı var. Interrail ve Backpack Travel diye ayırdım. Bunların hepsinin kendi içinde farklı farklı özellikleri var. İlk önce Work and Travel'la başlayalım. Work and Travel Amerika'da 3 ay çalışma, 1 ay gezme vizesi olan orada herhangi bir işte bir burada Türkiye'den bulduğunuz bir şirket aracılığıyla gittiğiniz bir program. Yaklaşık maliyeti 3.000-3.500 dolar civarında tutuyor. Tabii yıl yıl ya da program program değişebiliyor bu. Çünkü her işin kendine göre şartları, olanakları vesaireleri var. Standart bir ücret yok ama standart olmayan ücretin yanında da belli standart ücretleri var. Bunlar da ortalama 3.000-3.500 lira gibi bir maliyeti oluyor. Burada dikkat edilmesi gereken, en çok dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi iyi bir aracı şirket bulmak. Work and Travel'a kendi imkanlarınızla da gidebilirsiniz. İş vizesi, iş çalışma izni alarak. Ancak bu çok fazla ilk Work and Travel'a giden öğrencinin başarabileceği bir şey değil. İkinci, üçüncü kere de başarılabilecek bir şey. Oradaki bağlantılarınızı kullanarak maliyeti aşağıya çekebilirsiniz. Avantajı iyi bir iş deneyimi. Bundan kastettiğimiz ne? Herhangi bir ülkede bir işte çalışmak size nasıl bir avantaj sağlar? Bir, hiç daha ömrünüzde hiç çalışmamışsanız çalışmanın nasıl bir şey olduğunu, birinin emrinde çalışmanın nasıl bir şey olduğunu görürsünüz. Yabancı bir ülkede yaşamanın nasıl bir deneyim olduğunu görürsünüz. İngilizce pratik fırsatını yerinde ve çok bol şekilde yaparsınız. Tabii ki yaptığınız işe göre değişir bu. Her işte %100 İngilizce pratik olacak, sürekli İngilizce konuşacağım diye bir şey yok. Ona göre işler seçerseniz ona göre pratik fırsatınız olur. Dezavantajı bizim ülkemizle alakalı olarak yüksek maliyet. Yani şu anda bu parayı kurla çarptığınızda ortalama 20 bin lirayı geçen bir ücreti olur. Ama
aynı zamanda avantajı işte çalışacağınız için bu parayı çıkarma, hatta üstüne daha fazla para kazanma fırsatınız var. Bir başka dezavantajı şu, çalışmaya alışık olmayanlar için zor bir deneyim. Yani mesainiz vesaireniz, işte çalışma saatleriniz, bunlar eğer çalışmaya alışık değilseniz, çalışmayla ilgili sıkıntınız varsa biraz sizi zorlayabilir. Ama bence avantajlı bir şey. Çünkü 3 ay ya da 4 ay artık bir ayda gezme vizesini de içine koyarsanız baya baya bir zaman orada vakit geçirme, orayı deneyimleme, gezme, görme ve değişik deneyimler yaşamak için bence güzel bir fırsat. Ben de gitmiştim. Döndüğünüzde "When I was in America" diye cümle kurarsınız. Mesela burada Mustafa var. Mustafa da defalarca gitti. Hatta şu anda gittiğinin ekmeğini yiyor. Hemen iki dakika, çok uzun olmayacak şekilde Mustafa'ya bir söz vermek istiyorum. Mustafa, beni duyuyor musun? Duyuyorum hocam. İzninizle bir toplantı odasına geçsem olur mu? Birazdan katılayım size. Öyle mi? Bir toplantı odasına geçeyim, oradan katılayım hocam. Tamam, tamam. Peki. Tamam. Peki. Devam edeyim. Buna geri dönelim Mustafa geldiğinde. Erasmus, bildiğiniz üzere üniversitenin kendi değişim programlarından bir tanesi. Bu bilgileri ben çoğunu Erasmus'un sitesinden aldım. 3 ila 12 ay arasında değişen öğrenci değişim programı. Burada bölümünüzün anlaşmalı olduğu ülkelere ya da üniversitelere gidebiliyorsunuz. Burada kısıtlı bir şey var. Daha çok Avrupa ülkelerine gidebiliyorsunuz. Anlaşmanızın olduğu yerlere gidiyorsunuz. Not ortalamanız 2.20 ve üzeri olmalı. Aynı zamanda benim de çalıştığım Yabancı Diller Yüksekokulu'nun yaptığı Erasmus sınavından başarılı not almanız gerekiyor. Avantajı, bunun da büyük bir avantajı var. Gittiğiniz ülke, Avrupa ülkeleri birbirine yakın olduğu için, orada ulaşım vesaire nispeten daha ucuz olduğu için çevredeki ülkeleri gezme, çevredeki ülkeleri de görme şansınız var. Erasmus Plus gibi programlarla beraber bir dönem, yani 12 aya varan neredeyse zamanlarda okuma fırsatınız var. Dezavantajı bunun dersler. Yani gittiğiniz üniversitenin sistemi vesairesi sizin oradaki akademik başarınızı çok etkileyebilir. Orada işte ya genelde böyle bir sıkıntı çok yaşamıyor gidip gelen öğrencilerimiz, ama bazıları hocam diyor buradan daha fazla çalıştım. İşte çok fazla ödev verdiler, çok fazla şey yaptırdılar. Bazı üniversitelerin sistemleri bizimkinden çok farklı olabiliyor. İşte ödev bazlı çok gidiyor, proje bazlı çok gidiyor. Gidip dönen öğrencilerin bazılarının en fazla yakındığı şey dersler. Ama en mantıklı hani kısmı ise Avrupa ülkelerinin birçoğunu gezip görme, seyahat etme fırsatına sahipsiniz. O açıdan bence Erasmus da bir öğrencinin üniversite bitmeden yapması gereken programlardan bir tanesi. Biz okurken daha yeni yeni bu programlar çıkıyordu ya da yeni yeni üniversiteler bu programlara adapte oluyorlardı. Şu anda çok daha iyi durumda ki bizim üniversitemiz bu konuda baya baya iyi. Birçok üniversiteyle anlaşması var. Bu açıdan bence Erasmus gayet güzel. Ahmet Hocam, burada Erasmus'la ilgili söyleyeceğim bir şey vardı sanırım. Tabii ki, tabii ki Kahraman Hocam. Şimdi Erasmus'la ilgili çok bilinmeyen şöyle bir durum da, şöyle bir imkan da söz konusu. Sadece eğitim hareketliliği değil arkadaşlar, staj hareketliliği şeklinde bir imkan da var. Geçtiğimiz yıl, daha doğrusu 2 yıl önceki öğrencilerimizden bazıları 4. sınıfı bitirdiler. Yaz tatili esnasında buradaki bürokratik işleri tamamladılar. Ve Eylül-Ekim ayında hatırladığım kadarıyla Portekiz, İspanya gibi ülkelerde staj hareketliliğinden yararlandılar. Tahmin ediyorum, hatırladığım kadarıyla 4 ay kadar sürdü ve Teaching Assistant, yani öğretim yardımcısı görevinde hem tecrübe kazandılar hem de Avrupa'da bir ülkede 4 ay, 6 ay gibi bir süre çalışmış olma gibi bir durumu CV'lerine eklemiş oldular. Bir de bölümde Erasmus koordinatörü olduğum için şu anlamda da bir katkı vermek istiyorum Kahraman Hocam. Evet, derslerin birbiriyle uyumlu olmaması bir dezavantaj olarak karşısına çıkıyor öğrencilerimizin. Çünkü her dersin birebir eş değerini gittikleri üniversitede bulamayabiliyorlar. Ama yine de döndükleri zaman o dersi bir şekilde telafi ederler. Alamadıkları dersleri telafi ederler. İyi bir fırsat, iyi bir avantaj olduğunu düşünüyorum Erasmus'un.
Mustafa'ya geri döneyim. Mustafa, bir hemen kısaca deneyimlerinden hızlıca bir bahsedebilir misin? Ve bu deneyimin sana ne kattığını bize bir söyleyebilir misin? Hızlıca hemen anlatayım hocam. Kaç kere gittin Erasmus? Sizlerin sayesinde başladık işe. Onu bir arkadaşlara da belirtmiş olayım. İlk meraktı bu bizim işimizde. Araştırmaya başladık. Sizlerin de ışığında seçimler yaptık. 3 kere gittim. Keşke 5 kere gitseydim. Daha çok gitseydim. Bunu özellikle böyle bir fırsat var mı? Yok. Zor. Üniversite bittiğinde bitiyor. Evet. O yüzden bunu son senesine bekleten arkadaşların en büyük şikayeti budur zaten. Bir kere gittim, bir daha gidemedim. Keşke daha önce gitseymişim de bir daha gidebilseymişim diye. Şükür biz 3 kere gidebildik. Bizde de aynı durum. Keşke daha çok gitseymişiz. Dediğiniz gibi yani evet maliyette bir şey ama orada çalıştığınızda maliyetini telafi edebiliyorsunuz. Bunu kimse garanti edemez size ama %90'ın üstünde çoğu öğrenci maliyetini çıkarıp dönmüştür geriye. İngilizce anlamında, kültür anlamında gittiğinizde ne fark ettiğiniz şey yani ne seviyede ilerlediğinizi fark etmiyorsunuz. Ben orada bir soru sormak istiyorum sana. Buyurun hocam. Giden Mustafa ile dönen Mustafa'nın arasında fark var mıydı? İşte bunu oradayken hissetmiyorsunuz. Yani oradayken herkesle berabersiniz. Ben hiç gelişmedim zannediyorsunuz. Ta ki geriye gelip ilk hafta derse girdiğinizde geçen sene 3 ay öncesinde aynı sırada oturduğunuz arkadaşınızla yan yana İngilizce bir muhabbeti, İngilizce bir filmi izlerken siz kahkaha atıyorsunuz. Oradaki espriyi anlıyorsunuz. Arkadaşınız altyazı okumaya çalışıyor. O zaman farkı anlıyorsunuz. Yani burada ben şimdi İngilizce öğretmenliği bölümü ya da İngiliz dili edebiyatı hangi bölümse işi İngilizce olacak olanlara da bu açıdan bu tarz programı yani Work and Travel gibi bir programı tavsiye ediyorum. Neden? Yani işe başladığınızda, mesleğe başladığınızda, İngilizce öğretmenliğine başladığınızda nerede çalışacağınızın garantisi yok. Bu bir devlet okulu da olabilir, özel kolej de olabilir. Şimdi özel kolejlerdeki Ahmet Hocam da biliyor. İyi bir kolejin iyi öğrencisi çatır çatır İngilizce konuşuyor. Şimdi sen orada pratik yapmamış ya da donanımsız olarak o hani bunu eğitimle bağdaştırmak adına yani üniversite eğitimiyle bağdaştırmak adına Work and Travel'ın ne faydası olur diyorsanız size pratiksel anlamda çok fazla şey katar. Yani döndüğünüzde öğrencilerinize anlatacağınız bir şeyiniz olur. Öğrencilerle paylaşacağınız bir deneyiminiz olur. İngilizce pratik anlamında sizi A noktasından B noktasına kesinlikle taşır. İleride iş, hangi işi yapacağınızın garantisi yok. Hani neresi olabilir? Başka şirket de olabilir. İngilizce öğretmen olmayabilirsiniz. Mustafa sen nerede çalışıyorsun şimdi? Bir söyler misin? Ve oraya nasıl girdin hızlıca? Şirket Zorlu. Şu anda çalıştığım yer. Zorlu Tex. Zorlu Tex. Şu an çalıştığım birimde pazar geliştirme ihracat birimi. Yani işim İngilizce olmamasının ihtimali yok. Özellikle bana faydasını ben oradan birisiyle konuşurken bir muhabbeti bir espriyle başlattığımda oradan bir şey telaffuzumda bir fark olduğunu gösterdiğim anda bir anda ortam sıcaklaşıyor. Bir anda o muhabbet çok daha tatlı bir yere geliyor. İş çok daha hızlı ilerliyor. Yani şeyi zaten geçiyorum. Yani okuduğunu anlama, karşı tarafa bir şey anlatabilme zaten o kısım olmalı. Amerika'ya gitmenin farkı ne? O muhabbet anında hiç takılmadan çatır çatır devam ediyorsunuz. Yani bulunduğunuz şirket, farklı şirketlerdeki üstünüzlerin bile üstüne çıkıyorsunuz. Sadece diliniz sayesinde. Evet. Yani size yeni iş kapıları, farklı farklı kapılar açabilir bu tarz deneyimler. Yani CV'ye yazacak da iyi bir deneyim olmuş olur değil mi? Kesinlikle. Peki devam ettim. Şimdi bu program her sene bize de afişi geliyor. İşte İngilizce öğretmenlerine de afişi geliyor. Fulbright'ın yurt dışında yabancı dil öğretim asistanlığı programı var. Kariyerlerinin başındaki 7 seneden fazla öğretmenlik deneyimi olmayan. Bu arada birçok programda şart var. Şimdi Work and Travel'da da bir şart var. 25 yaş olması lazım. 25 yaşın altında olmanız gerekiyor. Üniversiteden mezun olmamanız gerekiyor Work and Travel'da da. Son sınıfsanız pek vize vermek istemiyorlar. Burada da şart 7 seneden fazla öğretmenlik deneyimi olmayan, İngilizce öğretmenliği ve benzeri alanlardan mezun olan bireylere yönelik 9 ay süreli bir burs programıdır. Yani burada bir burs alıyorsunuz Fulbright'tan. Yabancı dil öğretim asistanlarından Türkçe dersi verme,
görevlerinin yanı sıra Türkçe Konuşma Kulübü düzenlemeleri, ders dışı aktivitelere ve sosyal yardım projelerine katılmaları beklenmektedir. Şimdi bunun tam tersi versiyonu Türkiye için var. Yani bir Amerikalı Türkiye'ye gelip buradaki Türkçe yazanları İngilizce yapıyor. O da aynı sürede burada vakit geçiriyor. Yabancılar için çok iyi, çok önemli bir deneyim. Çünkü CV'lerine yazıyorlar. Özellikle bu projeleri, yardım projelerini vesairelerini hep yazıyorlar. Neden? Çünkü onlar için bu çok büyük bir anlam ifade ediyor. Yarın bir gün bizde de öyle olacak. Hatta öyle olmaya başladı. Bu sizin Fulbright aracılığıyla işte onların ülkesine, Amerika'ya vesaireye gidip oralarda belli bir süre geçirmeniz anlamına geliyor. Yabancı dil öğretim asistanlarına aylık burs bağlanıyor. Yani bu aylık bursun miktarını bilmiyorum ben. Tam bir bilgim yok ama muhtemelen orada basic, yani öyle normal bir düzeyde sizin hayatınızı geçireceğiniz, hayatınızı idame ettireceğiniz kadar bir burstur bu. Yani çok çok böyle az sizi süründürecek bir burs olacağını zannetmiyorum. Her programda kötü şey yaşayabilirsiniz. Her programın kendine göre zorlukları var. Bunlarla yetinmeyi bilmek de size hayat anlamında birçok deneyim kazandırır. Bunun yanı sıra kaza ve hastalığa karşı sağlık sigortaları yapılıyor. Bakın burası çok önemli. Özellikle Amerika için, yani Amerika özelinde konuşuyor olursak, bu sigortanın olması demek bile sizin birçok şeye karşı korunmanız demek. Gidiş dönüş uçak bileti, şu anda nereden baksanız gidiş dönüş Amerika'ya uçak bileti aşağı yukarı 800 dolar ile 1000 dolar arasında bir şey tutar. Yani bunu bile alıyorlar. Programa ev sahipliği yapan Amerikan üniversiteleriyle öğrenim ücreti muafiyeti sağlayarak alınması gereken dersler için asistanlara destek olmaktadır. Yani şöyle düşünün, Amerika'daki bir üniversitede 9 ay boyunca okuduğunuzu, orada ders aldığınızı, yani Amerika'daki şeyler, öğrenim ücretleri çok yüksek. Belki Amerikan filmlerinde falan görmüşsünüzdür. İşte benim öğrenim kredimi ödemem için şu kadar 1000 dolara ihtiyacım var gibi şeyler söylüyorlar. Bu bile büyük bir avantaj. Ha, bunun için başka ne tavsiyem var? Bu tarz bir programı düşünüyorsanız eğer, ben aynı zamanda TÖMER müdür yardımcısıyım. Elinizde bir de Türkçe öğretim sertifikası olursa, ki bence olmalı, cebinizde dursun, yarın bir gün işinize yarar. Bu tarz bir sertifikayı da cebinize koyarsanız bu tarz programlarda sizin için avantaj sağlar. Yani tek yönlü değil, çok yönlü olmuş olursunuz. Bunun, şu ana kadar bunu yapan bir öğrencim olmadı. Benim bildiğim olmadı en azından. Ama bence hani program olarak güzel bir program. Ay olarak gayet uzun. Yani 9 ay Amerika'da kalmak demek çok 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 iyi bir süre. Vizeniz vesaireniz, şununuz bununuz düşünüldüğünde düşünün, 3000 dolar veriyorsunuz, work and travel vizesi alıyorsunuz, 4 aylık bir vize, 9 aylık bir vizeyi size kendileri sağlıyor. Tabii ki bunların koşullarını, hani bu koşulları sağladığınız zaman bunları yapabiliyorsunuz. İşte muhtemelen ortalamanıza bakıyorlardır, daha önceki deneyimlerinize bakıyorlardır ama hani work and travel yapmış, Erasmus yapmış, yurt dışında başka deneyimleri olmuş birisinin bu tarz bir bursu alamama şansı bence, benim fikrim, çok düşük. O açıdan bence güzel bir program. Bu da yeni çıkıyor. O yüzden tavsiye ederim. Şimdi bu Interrail biraz turistik. Artık işin daha çok parayla ilgili kısmı. Interrail Pass denilen şey, Türkiye'den biletinizi alıyorsunuz, Avrupa Demiryolu şirketleri vasıtasıyla Koçan bilet alıyorsunuz. Bu Koçan biletle farklı farklı ülkelere trenle geziyorsunuz. Kaç tane ülke? Avrupa'nın 30 ülkesinde 3 gün ile 3 ay arasında Interrail pass bileti geçiyor. Yalnız burada vize belki bir problem olabilir. Burada da işte yeşil pasaportunuz varsa ailenizden kaynaklı ya da Schengen vizesi alabildiyseniz bu ülkelerin hepsini tren vasıtasıyla geziyorsunuz. Bunu yapan öğrencim oldu. Çok memnundu. Ama hocam diyor, buradaki şey diyor, çok yüksek beklentiyle, yani şöyle çok yüksek beklenti dediği maliyetsel anlamda hep otelde kalayım, hep iyi yerlerde yemek yiyeyim gibi bir şeye girerseniz diyor Interrail çok pahalıya gelir. O nasıl yapmıştı? O daha çok hostellerde kaldı. İşte kimi zaman gece seyahat etti, gündüz o ülkeyi gezdi, işte gece
işte tren garında uyudu ya da işte couchsurfing gibi şeylerden faydalanıp işte arkadaşlar buldu, öncesinde ayarladı. Bunda çok iyi plan yapmak gerekiyor. Yani hangi gün nereye gideceğim, hangi zaman trene bineceğim. Bu arada biletinizi geçerli hale getirip trene binemezseniz bildiğim kadarıyla o bilet yanıyor, tekrardan bilet almanız gerekiyor. O tarz şeyleri iyi planlamanız lazım bu Interrail'da. Ha, bu Interrail'i kim yapabilir derseniz, daha önceden bence yurt dışı deneyimi olmuş birisinin Interrail yapması daha iyi. İlk seferinde Interrail yapacağım derseniz biraz zorlanabilirsiniz bu programda. Benim görüşüm. Ha, bunu en güzel yanı grup olarak, arkadaş grubuyla yapmak, arkadaş grubuyla gezmek birazcık daha bence zevkli olur. Bu şeye, bu tarz bir şeye renk katar. Sonuncusu backpack travel. Türkiye'ye de geliyorlar. İşte sırt çantasını takıyor, otostop çekerek ülkeyi geziyor. Yani bu çok cesaret isteyen bir şey. Hani hem dil anlamında çok cesaret isteyen bir şey, hem tehlike anlamında çok cesaret isteyen bir şey. YouTube'da bunun bir sürü şeyi var. YouTuber'lar var işte. Hindistan'ı geziyor, işte Uzak Doğu'yu geziyor. Backpacker. Yani sırtında bir tane çanta, onunla geziyor işte. Kimi incik boncuk yapıyor, onu satıyor, onun parasıyla geziyor. Avantajı neredeyse sıfıra yakın maliyeti var. Günde $1 ülke gezen bir tane çocuk vardı mesela, benim izlediğim. Çok düşük maliyeti var. Ve dezavantajı, o izlediğimiz YouTuber'ların yaptığı kadar kolay olmayabilir. Onların da başına bir sürü iş geliyor. İşte kimi zaman farklı ülkelerde işte polisle sıkıntı yaşıyorlar, yerel halkla sıkıntı yaşıyorlar. Bir tanesinin mesela kamerasını çaldılar. Bayağı bildiğiniz gasp ettiler çocuğu. Bu tarz şeyler yaşayabiliyorlar. Burada kullanabileceğiniz bir şey Airbnb gibi, Couchsurfing gibi daha düşük maliyetli konaklama fırsatları. İşte sizin de elinizden YouTube vesaire şu bu geliyorsa işte YouTube kanalı açarsınız. Oradan hem ünlü olursunuz hem para kazanırsınız. Ama hani bana çok, ya bizim yaşımıza çok uyan bir şey değil. Daha çok işte sizlerin yaşına uyan bir şey. Arkadaş grubuyla yapılabilecek güzel bir aktivite. En azından şöyle yapılabilir. Mesela bu tarz bir şeye başlayacaksınız. Çok yakın bir ülkeyi, en azından çok da güvensiz olmayan bir ülkeyi bir backpacker olarak gezip tekrar işte dönüp yeniden bir plan yapma olabilir. Ya da ne bileyim, atıyorum work and travel'la Amerika'ya gittiniz, orada bir backpack travel yapabilirsiniz. Ama tabii burada kişisel özellikler çok fazla işin içine giriyor. İşte konforuna düşkün biriyseniz bunu çok yapamazsınız. İşte biraz rezil bir şey. Yani şey olarak işte sağda solda uyuyorlar. İşte sağdan soldan yiyecek dileniyor. İşte gidiyor Starbucks'ın internetini kullanıyor. Cep telefonunu orada burada şarj ediyor. Yani bu tarz böyle bunun düşük konfor kısmı var. Ama tabii paranız varsa hiç buna bulaşmayıp diğer programlara başvurmanız, diğer programlardan faydalanmanız bence daha iyi. Tüm bu programların, işte Work and Travel'ın, Erasmus'un, işte Fulbright'ın vesaire, bunların hepsinin ortak paydaları var. Benim kendi aklımda. Bir, yerinde yabancı dil pratiği. Yani bundan fazlası zaten hani asıl amacımız bu bizim. Yerinde, o ülkede yabancı dil pratiği yapmış olursunuz. Yani hocam ben konuşamıyorum. Vallahi mecbur kalırsın, konuşursun yani. Aç kalırsın. Gidip oradan ekmek alırken bile mecbur konuşacaksın. Ya da otobüse binerken konuşacaksın. Bir yeri gezerken konuşacaksın. Mecbursun yani, konuşmaya mecbursun. Türkiye'ye gelip nasıl konuşuyorsa sen de oraya gittiğinde mecbur konuşacaksın. En fazla 5 gün dilsiz taklidi yaparsın. 6. gün konuşursun yani, mecbursun. Yeni kültürler tanıma, yeni arkadaşlıklar edinme. Şimdi herkesin kafasında farklı kültürlerle ilgili farklı stereotipler var yani. İşte falancalar böyle, işte Türkler böyle, Türkler deveyle geziyor. Biz deveyle geziyoruz milletin gözünde. Ama Türkiye'ye geldiği zaman o kişi öyle düşünmüyor. Senin aklındaki o kültürle ilgili olan düşünce de oraya gittiğinde değişebilir. Yani o kültürü yerinde gördüğünde değişebilir. Ha, artı da olabilir, eksi de olabilir. Bunun garantisi yok. Çok eksi, çok negatif deneyimler de yaşayabilirsin. Ama çok artı deneyimler de yaşayabilirsin. Yeni arkadaşların olabilir. Yeni arkadaşlıklar kurabilirsin. Sana yeni iş kapıları açılabilir. Yani orada tanıştığın birisi sana iş teklif eder. Orada kalırsın. Evet, sosyal medya için, Instagram için mis gibi fotoğraflar. Sen atarsın, millet beğenir.
Oradan yorum yaparlar. Yani bu da bilmiyorum bazısı için motivasyon kaynağı yani. Ben Erasmus'tayken diye başlayan cümleler kurarsın. Döndüğünde. Gezmek, görmek, ufku genişletmek için çok büyük bir fırsat. Kabuğunuzu kırarsınız. Yani dünya Türkiye'den, kendi şehrinizden ibaret değil. Başka bir ülkede birkaç ay hayatta kalmak çok farklı bir deneyim. Yani burada annesine çemkiriyor, yemek nerede diyor. Orada kimseye öyle bir şey diyemezsiniz. Burada derse geç kalıyor. Hoca dersi almadığında hocaya demediğini bırakmıyor. Ama orada işveren işe geç kaldığında senin bugün 2 saatini kestim dediği anda bir daha işe geç kalmaz. Ya da oradaki iş disiplininden dolayı burada da farklı bir görgü edinip oradaki iş disiplinini buraya yansıtabilirsin. Yani o açıdan da iyi bir fırsat. İngilizce öğretmeni olacaksanız geleceğin İngilizce öğretmeni olarak kendinizi geliştirme fırsatı sunar size. Yani bu nasıl bir geliştirme? Sen neresinden bakıyorsan olaya öyle bir geliştirme sunar sana. Dil olarak geliştirme sunabilir, kişilik olarak geliştirme sunabilir. İş ahlakı olarak, iş çalışma yeri olarak bir bir görgü sunabilir. Yani Türkiye'deki iş ortamıyla Amerika'daki iş ortamı çok farklı bir ortam. Yani orada sana şunu demez Amerikalı, işte ne bileyim sen kaytarmaya çalışırsın. Atıyorum çöp çıkar der. Çöpü çıkarman senin normalde 10 dakika sürüyordur. Sen gidersin, sigara içiyorsundur. Çöpü çıkarırsın. İşte orada bir yarım saat bir oyalanayım, bir sigara içeyim. Adam senin yokluğunu fark eder. Gelir, denetler, bakar. Sen ne yapıyorsun diye hesap sorar yani. Orada der. Zaman işliyor. Time is money der. Çünkü işe başladığın anda clocking yaparsın. Doğru mu Mustafa? Clocking yaptığın anda para işlemeye başlar. Maaş almaya başladın mı? Tamam. Tamam bitti. Clocking yaptığın anda adamın cebinden tring tring para gidiyor. Çünkü sana para ödüyor. Senin orada savsakladığın iş, savsakladığın dakikanın, saatin hesabını sorar Amerika'daysan. Avrupa'daysan farklı farklı durumlar görebilirsin. Yani Avrupalının kültürünü görürsün. Avrupalı nasıl, hayata nasıl bakıyor, olaylara nasıl bakıyor. Bunların hepsini yerinde görürsün. Edindiğiniz deneyimleri öğrencilerinizle paylaşırsınız. Ya ben nasıl paylaşıyorsam şu anda yarın bir gün sen benim yerime geçtiğinde sen de paylaşırsın. Sen de başkalarının hayatını değiştirecek fırsatlar sunarsın. Onların hayatını değiştirecek kapılar açmaya çalışırsın. Böylece onların da hayatı değişir. Yani bu tek başına bir şey değil. Ortak zorlukları çok. Bir yeni kültüre adapte olma. Az önce söyledik yeni kültürü tanıma. Yeni kültüre adapte olmak da zor bir şey. Nasıl zor bir şey? Az önce söylediğim işte o işveren örneğindeki gibi. Değil mi? Kimse sana işini yaparken yardım etmez mesela Amerika'da. Sana bir iş verdiyse o işi sen yaparsın. Buradaki bir kankana, arkadaşına şunun ucundan tutuver işte beraber yapalım. Onu işte sen benim yerime dur, ben senin yerine durayım. İşte ben şurada azıcık kaytarıyorum, beni idare et gibi bir şey yok. Yani Avrupa'da da aynı. Avrupalının kültürüne ister istemez adapte olursunuz nispeten kısa bir süreli de olsa. Çalışılan programlarda çalışma koşullarının değişkenliği. Bu en çok şeyde var. Work and Travel da var. Nasıl var derseniz hızlıca kısa bir örnekle anlatayım. Yıllar önce bir öğrencim gitmişti. Dedi, ben dedi lifeguard olacağım dedi. Ben dedim yok olma. Şimdi ben bazı işleri tavsiye etmiyorum öğrencilere. Neden tavsiye etmiyorum? Çünkü bazı işlerin çok fazla riski var. Yani dışarıdan bakıldığında çok kolay gözüküyor ama Amerikalı açısından o iş öyle değil. Ben dedi olacağım dedi ya ben plajda işte o filmlerdeki gibi yükseğe çıkacağım. Gün boyu böyle etrafa dürbünle bakacağım. Ben lifeguard olacağım dedi. Ben dedim olma olacağım. İyi dedim tamam ol. Gitti işte lifeguard olarak işini seçti. Başvurdu. Şimdi orada şöyle bir şey yapmıyor adam. Sen bu işi yapabilirim dediğinde pardon şunu tekrar yayınlayayım. Hemen geri paylaşayım. Bir saniye. Şuradan hemen şunu tekrar açayım. Bunlar gidiyorlar oraya lifeguard olarak. İşe başvuruyorlar. İşin başvurusunda adam diyor ki sizi sınava tabi tutacağız. Nasıl bir sınav? Önce yazılı sınav yapacağız diyor. Sonra da diyor havuzun dibine ağırlık atacağız. Bu ağırlığı çıkaracaksınız. Tabii bizimkiler burada öyle bir şey hiç yapmadılar. Burada sordular yüzme biliyor mu? Biliyorum lifeguard olur musun?
olurum tarzında bir yaklaşımları vardı. Ondan sonra oraya varıyorlar. Bunlara önce yazılı sınav yapıyorlar. Tabii bizimkilerin İngilizcesi kıt. Yazılanı anlamıyor. Soruyu anlamıyor. Oradan iyi kötü yine Türk aklı kopya mopya çekiyorlar. Sağdan soldan alıyorlar. Onu geçiyorlar. Sonra ertesi gün adam bunları havuzun yanına çıkarıyor. Havuzun dibine ağırlık atıyor. Çıkaramıyorlar ağırlığı. Şimdi ağırlık da bir çocuğun ağırlığında. Çünkü çocuk havuzu, çocukların olduğu yerde çalışacaklar. Bizimkiler çıkaramıyor. Eleniyorlar işten. İşten elendikleri için başka bir iş aramak zorunda kalıyorlar. Bayağı böyle bir 15-20 gün çok zorlandılar. Hani koşul olarak çok değişken koşullar var. O yüzden özellikle Work and Travel'da yapamayacağınız işi seçmeyin. Yani buradaki gibi işler orada aynı şekilde işlemiyor. Konaklama koşulları her programda farklı özellikler taşıyor. Erasmus'ta da aynı, Work and Travel'da da aynı. Belki Fulbright'inkinde de aynıdır. İşte kimisi Erasmus ülkelerinde gittiği yerlerde çok iyi yurtlarda kalırken, kimisi daha alt yurtlarda ya da işte Work and Travel'da çok iyi yerde kalırken, işte A işinde çok iyi konaklama olurken B işinde çok kötü bir konaklama ile karşılaşılabiliyor. Tabii bunlar da işten işe değişiyor. Gitmeden önce mutlaka ama mutlaka Erasmus'ta da, Work and Travel'da da, Fulbright'ta da aynı şekilde nerede konaklayacağınızı, nasıl koşullarda kalacağınızı mutlaka ama mutlaka sorun. Yani diyorsa ki mesela ortak tuvalet, ortak banyo. Sen eğer bu tarz bir şeyi kullanamayacaksan, bu tarz bir şey seni bozacaksa gitme. Ya da işini değiştir. Ya da farklı bir yol ara. Ders alınan programlarda farklı uygulamalarla karşılaşmak. İşte Ahmet Hocam'ın dediği oradaki müfredatın uyması, uymaması, işte kimisinin ödev bazlı yapması, kimisinin mutlaka mutlaka devam zorunluluğu getirmesi gibi şeyler olabiliyor. Mali olarak bu programlara bütçe ayırma zorluğu. Yani bizim öğrencilerimize en çok zorlayan şeylerden bir tanesi bu. İşte Work and Travel'da olsun, Erasmus'ta olsun, bunların hepsinde iyi kötü cebinizden bir para çıkacak. Ama bence bunlara mali olarak bakmak çok mantıksız. Çünkü bunların size mali değil manevi getirisi daha çok. Yani sizin kişiliğinize getirisi, işte CV'nize katkısı vesairesi, bunlar parayla ölçülemez. Yani 25 yaşınızı doldurduktan sonra paranız olsa da Work and Travel'a gidemezsiniz. Ya da Erasmus'a, üniversite bitti, çalışmaya başladın, çok zor gidersin. Ve bazı rezillikler, bazı zorluklar öğrenciyken çekiliyor. Yani bunu unutmayın. Öğrencilik bittikten sonra bu tarz bir rezilliği çekemezsiniz. Yani bana, bilmiyorum, Ahmet Hocam'a deseler ki şimdi, Ahmet Hocam otogarda uyuyalım, falanca ülkeyi gezelim. Vallahi iki kere düşünürüz yani. Ha, uyur muyuz? Uyuruz yani. O çok sıkıntı değil gezmek için. Ama hani biraz bu yaşlarda artık yaşınız ilerlediğinde, iyi kötü mali gücünüz olduğunda, ya veririm parasını işte devam ederim. Ya onun öbürünün macerası başka ama. Öbüründe anlatacağım bir anın olur. İşte falanca ülkede şeyde uyuyorduk, tren garında uyuyorduk, İşte polis bizi uyandırdı demek var öbüründe. Hayal edilenle gerçeğin farklı olması. Bakın en çok burada sıkıntı yaşıyor öğrenciler. Buradan çok büyük bir hayalle gidiyor. Ama bir de ülkelerin gerçekleri var. O gerçekler çok farklı çıkabiliyor. Yani buradan atıyorum Work and Travel'a giderken şöyle bir hayalle gidiyor. Ben diyor döndüğümde diyor işte 15 bin dolar para kazanmış olacağım. Ama yani döndüğünde cebinde 2 dolarla dönen öğrenci de oluyor. 3 dolarla dönen öğrenci de oluyor. Ama çok parayla dönen öğrenci de oluyor. Yani para olarak bakıyorsan bu işe, hayal ettiğin oysa ve buna odaklandıysan çok çok farklı bir şey olabiliyor. Ya da Erasmus'a gidiyor. Birçok ülke gezeceğim diyor. Ya 8 ülke gezeceğim diyor. Burnunu çıkaramıyor şeyden, bulunduğu yerden. Bir başka şey Türk aile yapısından dolayı aileyi bu programlara ikna etmek. Yani ailelere bunları anlatmaya çalıştığınız zaman aileler bunlara tepki gösterebiliyorlar. Ama kendinize eğer ailenizi güvendirirseniz, aileniz size güvenirse bunları ikna etmede çok büyük bir sıkıntı yok. Ben en çok şunu söylüyorum öğrencilere. Ya ikna ederken şunu kullanın. Ben 30 yaşına geldiğimde hala bana bakacaksan tamam ben gitmeyeyim. Ama benim iyi bir iş bulmamı istiyorsan, ileride iyi yerlere gelmemi istiyorsan benim bu programlara gitmeye ihtiyacım var. Ama aileni şöyle ikna etmeye çalışırsan bu iş olmaz.
Ya baba, anne, ben işte falanca yere gideceğim. Orada o ortam, kopacağım, akacağım. Kimse izin vermez ki buna. Ha, güvenlik açısından ailelerin en büyük sorunu bu aslında. Kafalarında güvenlik gerekçelerini çok şey yapıyorlar. Hani soru işareti olarak bulunduruyorlar. Şimdi Mustafa da gitti gördü, ben de gittim gördüm. 911'i aradığınız zaman 911'deki adam deyin ki ya benim başım dertte. Yani bunu direkt İngilizcesini düzgün de söylemeyebilirsiniz. Trouble deyin, bilmem ne deyin, adam oraya polisi gönderir. Yani sana şunu sormazdın ya. Hani sorar da cevap veremiyorsan da gönderir. Yani anında senin yerini bulurlar, oraya polis gelir. Ha, sen belayı çekiyorsan, burada bir de burada öyle bir şey var. Yani A ülkesine gittin, yapmaman gereken şeyler yapıyorsun. Yani illegal işlere bulaşıyorsun. Olmaması gereken işlere bulaşıyorsun. Belayı kendin çağırıyorsun ve bundan zarar görüyorsan bunun suçlusu ülke değildir. Yani bunu da iyi anlamak lazım. Yani Amerika'da örnek veriyorum. 18 yaşında sigara alabilirsiniz ama içki almak için 21 yaşında olmanız lazım. Sen 21 yaşında değilsin ve gidip oradan içki almaya çalışıyorsan ve sana kimlik soruyorsa, o esnada da senin yaşını tutmadığını anladıysa polisi çağırır oraya. Burada gideceğiniz ülkelerin hepsinin kuralını, kanununu, ne yasak, ne serbest, neyi yaparsam başıma ne iş gelir, neyi yaparsam ne olur'u iyi bilerek gitmek lazım. Ya örnek veriyorum. Şimdi yurt dışına çıkan bir sürü hoca da var. İşte biz de ara ara gidiyoruz, geliyoruz. Diyor ki ülke, buraya diyor süt ve süt ürünü getiremezsin diyor. Peynir sokamazsın diyor. Sen buradan bir teneke peyniri o ülkeye götürmeye çalışırsan gümrükten girerken ona el koyarlar, sana para cezası yazmaya çalışırlar. Bu kadar basit yani. Gideceğin ülkeyi, gideceğin yerin kurallarını, kaidelerini iyi bilerek gitmek lazım. Bu Erasmus'ta da böyle. Work and Travel'da da böyle. Fulbright'ta da böyle. Yani bu böyle. Bunun farklı bir versiyonu yok. Sonuncusu en büyük bence cesaret. Yani maalesef birçok öğrencimizde bu tarz programları yapacak cesaret yok. Bahane buluyorlar. İşte hocam diyor para yok, o yok, bu yok, şu yok işte. Ama ilk başta cesareti yok. Neden? Birçok öğrenci üniversiteye gelirken bile diyor ki ya yani işte memlekette mi okusam ki? Şuradan evden gider gelirim. Yani başka bir ülkeye gitmek çok daha farklı bir cesaret. Şimdi Amerika'ya gitseniz buradan 8-10 saat. Ha deyince gelemezsiniz. Hani başınıza bir iş gelse ya da burada birisine bir şey olsa gelemezsiniz yani. O en erken 11-12 saat sonra burada olursunuz. Türkiye'de olursunuz. O da uçak varsa. Burada bir tane daha zorluktan bahsetmek istiyorum. Yazmamışım ama sonradan aklıma geldi. Şimdi pandemi dönemindeyiz. Yeni bir şey gördük. Yeni bir artık bir ortak zorluk gördük bu tarz programlarda. Artık pandemi de bu işlerde bir zorluk olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki sen Amerika'dayken ya da sen Erasmus'tayken, sen oradayken yine bir pandemi vesaire şu bu çıkabilir. Programın iptal edilebilir. Tekrardan gelmek zorunda kalabilirsin. Bunu da artık yeni bir zorluk olarak bence bu listeye eklemek lazım. Hocam pandemide Work and Travel'a giden oldu mu? Oldu. Geçen sene Mayıs ayında bir öğrencim gitti. Tüm her şeyi, şimdi geçen sene Work and Travel'a başvuranların bir kısım paralarını keserek iade ettiler pandemiden dolayı. Bu çocuk dedi ki ben gideceğim dedi. Ne olursa olsun gideceğim ben oraya dedi. İşvereniyle görüştü. İşvereni dedi ki bizim işimiz kapanacak bir iş değil. Çok farklı bir işti. O böyle imalatla ilgili bir şey de çalışacaktı. Bizim dedi işimiz kapanacak bir iş değil. O yüzden gelebilirsin dedi. Bu çocuk oraya gitti. Dehşet para kazandı. Bir sürü yer gezdi. Pandemi olmasına rağmen gezdi. Ve çok mutlu olarak geri döndü. Ha, herkes bunu yapabilir mi? Yapamayabilir. Herkesin şansı bu kadar yaver gitmeyebilir. Ama bu tarz programların hepsinde kafanızda mutlaka ama mutlaka şu olması lazım. İşte hayal edilenle gerçeğin farklı olması versiyonunda. Sen oraya gidersen herhangi bir şey, artık şu günümüz şartlarında herhangi bir şey çıkıp artık programın yarıda kesilebilir, iptal olabilir. Bunu da aklının bir yerine not etmen lazım. Benden bu kadar, çok konuştum. Ahmet hocam.
Teşekkür ediyoruz Kahraman Hocam. Çok konuşmadın, güzel konuştun. Ben bilgilendirici bir webinar olduğu düşüncesindeyim. Gördüğüm kadarıyla Teams üzerindeki toplantı sohbeti bölümünde herhangi bir sorusu yok katılımcılarımızın. YouTube'da bir soru vardı. Hocam Interrail şartları nelerdir şeklinde. Interrail'ın herhangi bir şartı benim bildiğim yok. Üniversite öğrencisi olanların zaten direkt yapabilme şartı. Ama benim bildiğim şartı geçerli pasaport. Yani o ülkelere giriş çıkış yaparken sıkıntı yaratmayacak bir pasaport ya da işte Schengen vizesi gibi. Çünkü farklı farklı ülkeleri gezeceksiniz. O yüzden burada bir şey olması lazım. Bakayım. Ben bir link paylaştım YouTube'da. Şimdi burada da paylaştım. Bu linkten şartları bakabilirsiniz. Olarak görebilirler evet. Diye düşünüyorum. Ya da bu programı yapmış, gitmiş, gelmiş olan kişilere sorarsanız yapabilirsiniz. Lisansüstü. Lisansüstündeki programlar Erasmus var. Lisansüstünde değil mi Ahmet Hocam? Lisansüstünde Erasmus programı bildiğim kadarıyla var. Ama şu ana kadar bildiğim kadarıyla hiçbir öğrencimizi göndermedik. Lisansüstünde Erasmus programları var. Ama işte orada hep yani genel sıkıntı şu. Denklik. Benim gördüğüm, benim bildiğim denklik. Yani evet. Kendi okulunuza denk bir okulu Avrupa'dan bulabilecek misiniz? Döndüğünüzde derslerinizi saydırabilecek misiniz? Hep benim bildiğim, gördüğüm, insanların yaşadıkları asıl problem hep bu. Bir de başka bölümlerden Erasmus'a lisans üstünde gidenlerin söylediği şeyler, hocam diyor bana hani ders anlamında bir şey katmadı ama diyor hani gezdim. Öyle bir şey diyor. Yurt dışında staj yapma şansınız var mı? Var. Var. Varmış. Ahmet Hocam bahsetmişti. Önce bölümümüzden 3 veya 4 öğrencimiz bu haklarını, bu imkanı kullandılar. Okulu bitirdikten sonra, yani burada üniversiteyi bitirdikten, diplomalarını aldıktan sonra süreç devam etti, yazışmalar devam etti vesaire ve staj hareketliğinden yararlandılar. Tabi burada biz bir herhangi bir sınav yapmıyoruz. Biz sadece imza kısmında işin içerisindeyiz. Orada hangi kurumla bu stajı yapacaksanız onunla ilgili görüşme, yazışma, takip etmeniz, yapmanız gerekiyor. YouTube üzerinden birkaç sorumuz var sanırım. Mine Şahin, hocam konaklama ücreti bize mi ait olur? Yani detayları tam bilmiyorum da anlatır mısınız? Yayına geç girdiğim için kaçırdım demiş. Hangisinde, hangi programda? Evet, hangisiyle? Şimdi Work and Travel'da işin şartına göre şey değişiyor. İşin şartında yazıyor. Diyor ki mesela konaklama ücreti bana ait diyor işveren. Size bir konaklama yeri sunuyor. Ya da diyor ki haftalık diyor şu kadar dolar konaklama ücreti var diyor. Bunu ödeyeceksin diyor. Ya da işte evde vesairede kalıyorsa birkaç kişi işte 5, 6, 7 kaç kişilikse ev. Bunun diyor parasını böleceğim diyor, haftalık sizden keseceğim diyor ya da çalıştığın saatten keserim diyor. Work and Travel'da böyle. Erasmus'ta bazı programlarda, Erasmus programlarında konaklama ücreti var sanırım. Bazılarında yurtta kalıyorsunuz yok. Bu gittiğiniz ülkeye, üniversiteye göre farklı farklı değişiyor. Fulbright'inkinde muhtemelen burslu olduğu için konaklama ücreti gibi bir şey ödemiyorsunuz. Çünkü buraya gelenler ödemiyorlar değil mi? Bildiğim kadarıyla ödemiyorlar. Yani bu soru buraya Erasmus gelen... içinmiş hocam. Erasmus'ta program değişiyor. Ha evet. Şöyle olur. Sana yurt derler ki sen yurtta kalırsan ücret ödemezsin derler. Bakarsın yurt güzel değildir. Sana hitap etmiyordur. O zaman ev mev tutarsın. O zaman tabii ücretli olur. Evet. Yani bu biraz sana kalmış bir şey. Ve programa kalmış bir şey. Hepsinin farklı farklı şeyi var. Kahraman Hocam bir diğer soru. Work and Travel dahilinde, program dahilinde işi biz mi bulacağız? Hayır. Aklamayı biz mi bulacağız şeklinde? Hayır. Aracı şirketler var. Work and Travel aracı şirketleri var. Başta söylemiştim onu. Work and Travel aracı şirketleri size işiniz bir sürü seçenek sunuyor. Siz o seçeneklerden seçiyorsunuz. Her işin job offer denilen böyle bir upuzun bir formu var. Hangi işi yapacağınız, nerede çalışacağınız, nasıl bir kıyafetinize varana kadar, burnunuzda piercing olacak mı, sakalınız olacak mı, saçınız uzun olacak mı, makyaj yapacak mısınız, yapmayacak mısınız, hangi renk pantolon giyeceksiniz, tişört mü giyeceksiniz, uzun kollu mu giyeceksiniz, ayakkabınızın rengine varana kadar o job offer'da mevcut o şartlar. Siz o şartları kabul ettiğinizde zaten
Orada yazan her şeyi kabul etmiş oluyorsunuz. Orada konaklama da yazıyor. Ortalama kaç saat çalışacağınız da yazıyor. İkinci iş fırsatınız olacak mı, olmayacak mı o da yazıyor. O hepsi var orada. İşe nasıl gidip geleceğiniz bile var. Yani diyor ki mesela benim diyor sana sunacağım konaklama yeriyle diyor işin arası yürüme mesafesinde. Yürüyerek gidip geleceksin diyor. Ya da diyor ki benim diyor konaklama yerimle işimin arasında mesafe çok ama size bir tane şoför, araç tahsis edeceğim. Onun da diyor haftalık ücreti şu kadar, o sizi götürecek, getirecek diyor. Buna varana kadar her işin farklı farklı şartları Jabhofer'da mevcut. Ama burada tekrar ediyorum. Önemli olan şey çok iyi bir aracı şirket bulmak. Aman ha, sakın ha, böyle adı sana duyulmamış, dandik, işte size çok yüksek vaatlerde bulunan şirketlere kanmayın. Mutlaka daha önce o şirkette gitmiş gelmiş birileriyle mutlaka görüşün. Evet, şirket seçimi önemli diyoruz. Çok önemli. Şirket seçimi önemli, ülke seçimi de çok önemli. Mesela Erasmus'ta da ülke seçimi çok önemli. Kesinlikle. Son bir soru, Selin Kaynak isimli dinleyicimiz, izleyicimiz. Almanya Erasmus kazandım, gelecek yüz döneminde de stajımı da Erasmus'tan sonra yapabilir miyim? Evet, yapabilirsiniz. Yani stajla ilgili bir kısıt, bir engel yok. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Dinlediğiniz, vakit ayırdığınız için. Ben onlara da teşekkür ediyorum. Emekleriniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşürüz.